Bu videoda Bulutroot projesi kullanarak gömülü sistemler için gömülü Linux dağıtımı nasıl yapılır? Bunun sıfırdan yapımını size anlatacağım arkadaşlar inşallah. İlk olarak Bulutroot.org sitesine girerek buradan Bulutroot projesine git ile çekmemiz gerekiyor. Buradaki tarball dosyalarını ellemiyoruz. Biz git repositorisini kullanarak çalışacağız arkadaşlar. Bunun için kopyaladım. Geldim masaüstüne. Open Terminal deyip buradan yapıştırıp Enter diyorum. Ben daha önce bu işlemi yaptığım için bir daha yapmayacağım. Siz aynı şekilde bunu Enter deyip inmesini bekleyip bu şekilde bir dosya içeriğiyle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Onun için bunu iptal ediyorum. Bu indirildiğini varsayarsak tekrar ne yapıyoruz? Desktop'tan Bulutroot klasörünün içerisine giriyoruz. Girdikten sonra git pull yazarak herhangi bir update gelmiş mi bunları çekiyoruz. Bunu ben daha önceden yaptığım için bir daha yapmayacağım. Yine iptal ediyorum. Arkadaşlar güncelleme varsa güncellemeleri yaparsınız. Evet. Bu işlemden sonra bu bir Bulutroot projesi hangi botları destekliyormuş? Bir bunlara bir bakalım arkadaşlar. Benim şu an kullanacağım bot Bulutroot ile derleyeceğim Linux'ü ben OrangePy R1 üzerinde deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım OrangePy R1 desteği var mıymış? Sizin atıyorum farklı ARM mimarisi olabilir, MIPS mimarisi olabilir. Farklı mimarilerde desteği var arkadaşlar. x86 mimarilerinde bile var yani. Normal bilgisayar işlemcilerinde bile desteği var. Bulutroot projesinin destek verdiği gömülü sistem geliştirme kartlarının listesini bulmak için arkadaşlar şöyle bir komut yazalım. Make help diyelim. Çok seçenek olduğu için bayağı bekletiyor. Burada arkadaşlar make ile yapabileceğimiz komutların listesini göstermiş bize. Burada bizim istediğimiz hangi boardlar için daha önceden config dosyaları hazırlanmış. Biz buna bakacağız arkadaşlar. Evet, list dev configs arkadaşlar yazıyoruz. Make list kre dev configs. Yine liste kalabalık olduğu için zor getiriyor. Bekliyoruz. Evet. Şu an liste geldi. Sistemimize göre OnePort desteği var. STM'lerin desteği var. STM32'ler. GNU sanallaştırma desteği var. OrangePy. Evet. Bizim istediğimiz bunlar aslında. Diğerlerine de bakalım. Başka bir NanoPy varmış. Diğer işte şu işlemciler bunlar. Neyse bunlar bilmiyorum. FreeScale var. BeagleBone var. BananaPy var. Atmel desteği var. Bu arada var. Bayağı bir destek varmış arkadaşlar. Biz burada sadece OrangePy'ları görmek istiyoruz. Onun için create OrangePy yazalım. OrangePy. Sadece şimdi OrangePy listesi gelecek. O da yavaş geliyor. Hayret. Evet. Gördüğünüz gibi OrangePy'ın birçok kartına destek var. Bizim istediğimiz OrangePy R1 dev config. Evet arkadaşlar. Biz bunu kullanarak daha make işlemini, build işlemini daha da kolaylaştıracağız arkadaşlar. Çünkü OrangePy R1 için gerekli default ayarları kendisi yapıyor. Biz daha az uğraşmış oluyoruz. Ve bunlar çok spesifik ayarlar arkadaşlar. Bunun için bize bayağı bir kolaylık sağlayacaktır. Şimdi bu default config'i kullanmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Make diyoruz. Yapıştırıyoruz. Şu an default config olarak bizim OrangePy R1'imizi baz alacak. Şimdi make menu config diyerek menu konfigürasyon tool'a giriş yapacağız. Menu config ayarlarına giriş yaptık arkadaşlar. Bu menüde kendimize özel Linux dağıtımını hazırlayacağız arkadaşlar. Gelin Target Options'la başlayalım. Bakalım burada neler varmış.
Target Options kısmında bizim Orange Pi R1 default config'ine girdiğimiz için Orange Pi R1'in üzerinde bulunan H2+ işlemcisine göre buradaki ayarları yapmış. İşlemcimizin gerektirdiği özellikleri burada kendisi otomatik girmiş arkadaşlar. Bunlara dokunmuyoruz. Buradan çıkalım. Boot Options'a girdik. Burada da değiştirebileceğimiz, müdahale edebileceğimiz ne var? Buraya da dokunmayalım arkadaşlar. Burada pek bir şey yok. İlk boot alırken bunlara hiç dokunmayalım. Bir dahakinde kendinizi geliştirdiğiniz zaman bunlara değiştirip bakabilirsiniz. Şu an biz ilk build'imizde orayı değiştirmeyeceğiz. Toolchain kısmında da yine burada da değiştirebileceğimiz bir şeyler yok. System Configuration'a geliyoruz. Evet, burada mesela ne var? Şunu değiştirebiliriz. System Hostname. Hostname nedir? Mesela şuradan yeni bir yer açayım. Benim hostname'im Apple'mış arkadaşlar. Hostname mesela şuradan da yazabiliriz. Bir daha yazalım. Hostname diye yazarsak çıkartır tabii. Hostname. Sizin bilgisayarınızın ismi arkadaşlar. Apple. Burada da hostname olarak Orange Pi R1 değil de ne diyelim? Open source diyelim. Open source. Source hocam diyelim. Open source hocamız. Başka burada banner, sistem banner. Sistem banner'de burada ne yazmış? Onu da değiştirelim. İşte ne diyelim? Hoş geldiniz diye yazalım ya. Ondan sonra root password arkadaşlar bunu da değiştirebilirsiniz. Ne diyelim? 1-2-3 diyelim root password'a. Burada ETH 0 üzerine DSCP atandığını gösteriyor. Siz bunu ETH 0 yapabilirsiniz, ETH 1 yapabilirsiniz ya da hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Aynı olarak bırakalım. Bildiğiniz gibi Orange Pi üzerinde ETH 0 ve ETH 1 olmak üzere iki tane Ethernet portu var. Aşağı inelim. Burada ne var? Mesela Time Zone. Time Zone ayarlamasını yapabilirsiniz. Burada Time Zone'u aktif etmek için arkadaşlar Space tuşuna basıyorum. Basıyorum. Burada geliyor. Mesela ETC, OTC demiş. Bunu Avrupa üzerinden başka değiştirebileceğimiz bir şey yok. Geri dönelim. Kernel kısmında kernel versiyonunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Custom versiyon seçilmiş. Buradan şunlardan birini de seçebilirsiniz. 4.19 var. Buradan tarball olarak kendiniz kernel.org'dan girip indirebilirsiniz istediğiniz kernel seviyesini. Bu sizin Linux'unuzun içerisine bu şekilde dahil edebilirsiniz. Custom tarball'ı seçip buradan yolunu göstermeniz lazım tabii. Şurada URL'ini göstermeniz lazım. Onun için biz scanner'ı çevirelim. Kernel versiyonu 5.3 seçmiş. Bunu mesela 4.14 diye de değiştirebilirsiniz. Atıyorum 4.14 istediniz. Custom kernel patches. Bunlar da bilmiyorum bunlar nedir. Kernel configuration. Kernel'ın da ayrı şekilde bir menu config gibi bir arayüzü var. Oradan da kernel'a da ayrı bir şekilde müdahale etmeye şansınız var. Burada başka boot logo. Sistem boot ederken çıkan logoyu arkadaşlar kendiniz burada bir gösterebilirsiniz yolunu. Tabii kendiniz özel bir metotla bu logoyu yapmanız lazım. Onunla ilgili internette farklı kaynaklar var. Kernel formatını gösteren şurada Z-Image, O-Image olacak. Bunları da dokunmayalım. Evet arkadaşlar burada bunlara dokunmayalım. Exit diyelim. Target Packages'de ne varmış? Burada yükleyebileceğiniz paketleri göstermiş arkadaşlar. Ses ve video aplikasyonları. İstediğiniz program buradan seçip Space tuşuyla seçip
pakete dahil edebilirsiniz, imaja dahil edebilirsiniz. Burada yine sıkıştırma araçları var. Debugging, Development Tools. Burada gördüğünüz gibi file sistemle alakalı yazılımlar. Fontlar, cursorlar, uyum bile varmış. Yüzlerce arkadaşlar yazılım var. Bunlara tek tek bakıp istediğinizi sisteme, imaja dahil edebilirsiniz. Package Manager mesela. Package Manager kullanmıyormuş bu Ultroot. Text Editor olarak buradan seçebilirsiniz istediğinizi. Buradan çıkıyoruz. File sistemimiz. Default olarak X2, X4 bunu seçmiş arkadaşlar. Çünkü SD kartı X4 olarak formatlayacak. Bunun için X4 desteklemesi lazım. Diğerlerine dokunmayalım. Bootloader olarak U-Boot kullanacağız arkadaşlar. Yine defconfig'den çekmiş bu ayarları. Bunlara da dokunmayalım. Host utilities. Burada istediğiniz bir uygulama varsa bunları da ekleyebilirsiniz. Yine burada da bir şey yok. İsteyen detaylı olarak bakabilir. Save diyorum en son. Kaydettik. Şimdi bunun boyut alacağız arkadaşlar. Make diyorum. Benim işlemcinin alt tane çekirdeğini kullanacağım. Tire J diyorum. J6 diyorum. Enter diyorum. Şimdi altı çekirdeği kullanarak bu Ultroot projesini değerleyecek. Neye göre değerleyecek? Orange Pi R1 için değerleyecek arkadaşlar. İnternetten paketleri indiriyor. Kernel'lara indiriyor. Mesela 5.3 kernel'ına indirecek. Direkt diğer paketleri indirecek. Mesela seçtiğin uygulamalar varsa, seçtiğin paketler varsa onları indirecek. Eksik olan paketleri buradan kendisi build ederken indirip imajın içine gömüyor. Bu biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Altı çekirdeği de dahil etseniz uzun sürebiliyor. Onun için ben videoya bir ara vereceğim. Build tamamlandı arkadaşlar. Çıkan imajı görmek için Ultroot klasörüne giriyoruz. Buradan Output Image'e giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi SD Card Image diye bir dosya var. Bu bizim Orange Pi R1 için derlediğimiz Linux arkadaşlar. Bunu şimdi SD kartımıza basacağız. Hemen SD kartımızı takalım. SD kartı taktıktan sonra biçimlendirmemiz gerekiyor. Bunun için Disks aracını kullanacağım. Oradan SD kartı seçiyoruz. Şu eksi işaretiyle bölümleri siliyoruz arkadaşlar. Evet, sildik. Yeni bir bölüm oluşturalım. Next Create diyelim. Tamam. Şimdi geliyoruz. Sağ tıklayıp Open Terminal diyoruz. Şimdi SD kart imajına basacaktık. Bunun için dd komutunu kullanacağız. Dd ile imajları SD kartımıza basabiliriz. Sudo dd log size eşit 1.7 mega. Input file eşittir yani. Oradan neyi seçeceğiz? SD kart diyoruz. SD deyip tab'a basalım. Off diyeceğiz. Off output file. Buradan da SD kartı göstereceğiz. SD kart devin içinde MMC
deyip tava basalım. MMC DLK 0. Tamam arkadaşlar, her şey tamam. Enter diyoruz. Şifremizi soruyor. Şimdi imajı basıyor. İmajın boyutuna bakalım ne kadarmış. 74 MB. Şimdi sadece imajı atmak yetmiyor. İmajı atarsanız sadece Linux işletim sistemini atmış olursunuz. Bu Linux'un başlaması için, boot etmesi için de uBoot lazım. Yani bootloader lazım. Şurada uBoot Sanctuary imajı var. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Bunu da sudo dd ile yapacağız ama farklı bir parametre ekleyeceğiz. Sudo dd diyoruz. ds, burada block size 1k yapalım. Seek 8 diyoruz. Bunu 8 dedik. Input file dedik. Input file olarak uBoot diyoruz. uBoot sanki. Evet. Output file olarak yine bizim seek adımız. Sıfır. Tamam, her şey doğru. Bas bakalım. Evet. Tamam arkadaşlar, şu an Linux'umuz boot etmeye hazır bir şekilde SD kartımızın içerisine gömüldü. Şimdi Orange Pie'mıza takıp bir boot alalım arkadaşlar. Bunun için USB kablo ayarlamak lazım. Screen komutunu kullanarak Orange Pie R1'imize bağlanacağız. Bunun için screen de detayı 115.200. Orange Pie'a enerjiyi veriyorum. Evet, gördüğünüz gibi boot etmeye başladı. Boot ekranı şu an Linux kernel boot ediyor. Bakalım inşallah bir hata çıkmazsa. Evet. Arkadaşlar, biz menü konfiglerini yapmıştık. Bin'leri değiştirmiştik. Değil mi? Bir de neyi değiştirmiştik? Host name'i değiştirmiştik. Bakın, bize hoş geldiniz diye karşıladı. Hoş geldiniz demiş diye yazmıştık menü konfigde. Burada da host name'inde open source hocam yapmıştık. Evet, buradan girelim. Login root'tu. Şifreyi de yine menü konfigde değiştirmiştik. Neydi şifremiz? 123. Evet, girdik. Help diyelim. Bakalım neler var. Hangi komutlar varmış. Bu komutlar bir yerden size tanıdık gelecektir. Bakalım. Ne diyelim? Taba iki kere bastım arkadaşlar. Olan komutlar bayağı bir komut var. Mesela metd ile ilgili komutlar nelermiş? Metd info. Metd debug. Başka ne disk var mı? Netdisk de varmış. Yani bu iş böyle arkadaşlar. Alice çekelim. Bir analizine bakalım. Böyle cd. Hostname. Arkadaşlar bir uname a çekip kernel versiyonuna bakalım. Uname a dedik. Gördüğünüz gibi Linux open source hocam 5.3.12. Ne yapmıştık biz orada? Menü config'de 5.3.12 idi. Custom seçiliydi. Custom'ın altında da 5.3.12 vardı. Bunu siz kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Başka ne yapabiliriz? Cats group. Versiyon deyip daha geniş bakalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, Catprop versiyon yazarsanız daha detaylı bir şekilde yapıyor. Bakın, bu bilgisayarda derlemiştim ya, bunu da almış. Build root'u kullandığımı da almış. GCC versiyonu falan gösteriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bundan gerisi artık size kalmış.
diğer menü konfigde diğer ayarlarla da oynayabilirsiniz. Artık oradan mesela ne yapın? Logo, boot logo yapabilirsiniz. Ondan sonra U-boot'la oynayabilirsiniz. Orada yüzlerce seçenek var arkadaşlar. Tek tek bir değiştirin bakalım ne olacak. Benden bu kadar arkadaşlar. Şu an sıkıntısız şekilde boot etti. Herkese iyi günler dilerim. Sorusu olan yoruma yazabilir.